Mahmut abi, işin finansman boyutu nasıl Çubuklu Spor'da? Valla Çubuklu Spor Kulübü'nün finansı güzel. Yani bir sıkıntımız yok yani. Şey olarak da... İşletmeler peki açık kaldı mı bu açılma sürecinden sonra? Tabii biz sıkıntılar yaşadık ama şu anda kirayı da vermiş durumdayız işletmeleri. Biraz daha rahatlıyoruz bundan sonra. Halı sahadan maçlar oynanmaya başladım. Bir gelir akıyor mu oradan? Tabii oradan geliyor. Geliyor oradan yani sonuçta. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Mahmut abiyle direktman lafa girdik. Niye girdik? Antrenörle, menajerle, başkanımızla yaptık. İşin en hassas noktası mali potre. Mali tabii. Önemli olan o. Şimdi başkan senden rapor istiyor. Hoca, başkan hocaya diyor ki benim bütçem bu diyor. Geri dönüş oluyor. Biraz zorlayabilir miyiz diyor. Sana geliyor. Evet. Ne kaynaklar yaratabilirsin diyor. Sen bulacaksın o kaynakları. İşte biz de genelde şey yapıyoruz yani. Doğru. Kiralarımızla artı bunların takviyelerinde. Tabii çocukları da yetiştiriyoruz. Onlar da satma şeylerimiz oluyor. Doğru, yani transfer yapmaları. Takımlara giden de oldu bu sene. Oradan bir şey oluyor değil mi? Kaynaklar oluyor. Tabii oradan da şey yapıyoruz, toparlıyoruz yani. Takviye oluyor oradan da genelde. Şimdi Çubuklu Spor'da şu anda 2021-22 sezonunda her şey rayında gidiyor. Her şey sisteminde gidiyor ama bir korku da var. Senin mesleki açıdan da kafanda kurcalayan. Çünkü mesleki olarak da en fazla sıkıntı yaşayan sektörlerden birinde işin var, iş kolun var senin. Evet. Hala bir sıkıntı, bir korku, bir endişe şeyi var galiba insanların kafasında. Ya var da şimdi biz düzenimizi kurduk. Evet. Kulübün yani şeyi gidişatı güzel yani. Bu çıtayı bozmazsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız bundan sonra yani. Şimdi Mahmut abiyi niye çağırdık? Aynı konumda olan, aynı şartlarda olan Beykoz ilçesinde, isim olarak zikretmeyeceğim, kulüpler var. Bu işin boyutunu hakkıyla yapamadığı için, açıkçası kamuoyunda da biliniyorlar, yapamadıkları için bir mali açıdan bir sıkıntı yaşayan kulüplerimiz de var. Ama ya, hani yani. Bence Mahmut abinin de bu anlamda en çok sevdiği cümle, ayağını yorganına göre uzat galiba. Gayet tabii. Sonuçta bu işi yapıyorsa bütçeni ona göre ayarlayacaksın. Zaten biz gençlerle yola çıkıyoruz. Çok masrafa da girmeye gerek yok. Biz birkaç takviyelerle açık yerlerimizi doldurup kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla yola devam ediyoruz. Yani almalarla bu iş olmuyor. Amatörde çok zor bu işler yani. Mahmut abiyle son cümlemi şu olsun. Zaten mesajı verdi. Ben senin son cümlelerini alacağım aldım. Evet. Gençler diyorsun bir akbil parası ister ama büyükler bir otobüs parası ister neredeyse. Ya tabii. Yeni gel. Onları tabii şey yapmak daha zor. Yani gençlerle biz çok daha rahat bir çalışma yapıyoruz onlarla. Onlar da bizden memnun. Biz de onlardan memnunuz. Bu şeyde de bana yardımcı olduğun için bu yani şeyi bana Mahmut abi yıllardır hep fırsat bulamadık. Bu sefer Bayram abi dedi ki Mahmut abi bu sefer kaçırmayayım Talip abi dedi. Teşekkür sağ olsun vesile oldu. Bayram i̇şin, kardeşim de seviyorum. O da gönüllü. Zaman, o da işin gönüllülerinden. Aynen. Bu işe sevdalı o da benim gibi yani. Ben de Muhit'in bizim takımı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız bu senede. Bu arada ordu ya. Güzelliğe bak. Gençler arkamızdan geçti bu arada onu derken. Aynen. O kadar hızlı geçtiler ki yetişmek daha iyi. Sağlıklı günler diyorum Mahmut abi. İşlerine başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Yıllardır bu işin içindesin. İşin bir farklı, bir yönetimin farklı bir boyutunda olan mali işlerden sorunu. Mahmut abi soyadın neydi? Akyol. Mahmut Akyol. Biliyordum. Yanlış kelime söylüyorum. Akel falan demeyeyim diye garantiledim. Çünkü pandemi sürecinde insanlar kendi babasının, dedesinin ismini soyadını unutuyor. Yani her şey zorlaştı ama doğru. Biz onu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yapacağız hayırlısı da. Hayırlı günler. Elimiz açık. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Bu imkanı sunduğun için de sana da çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diyorum. Siz de bu işin emekçilerisiniz sonuçta. Koşturuyorsunuz her tarafa. Biz de nacizane yardımcı oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eline ayağına sağlık. Sağ ol. Rüzgar da çıktı. Mahmut abi seni de fazla yormayalım. Çok teşekkür ederim. Tamam, görüşmek üzere. Sağ olun.